You an amateur, I'm the next batter up. When I step inside the batter box, the whole crowd erupts. Got a shooter named Scotty, cause you zap you up. The streets called me, told me, homie, we back you up. Niggas talk behind your... Ege'li aileden hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba. Uzun bir aradan sonra kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kış günlerinde vazgeçilmez bir şey olan, yazın da vazgeçilmiyor ama kışın daha çok tüketilen bir şey yapacağım. Kahve. Ne yapıyoruz? Evde latte yapıyoruz. Kışın en güzel soğuk havalarda en çok tükettiğimiz şey kahve. O yüzden de bir kahve yapalım dedik. Hadi beraber başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi size malzemelerimi anlatacağım. Biz şimdi iki kişi olduğumuz için öncelikle iki tane şöyle ciciş kahve fincanlarım var. Sonra iki yemek kaşığı Nescafe Gold'um var. Burada da iki yemek kaşığı toz şekerim var. İki yemek kaşığı da suyum var. Ve bir adet kavanozumuz var. Şimdi şekerimizi şöyle, kahvemizi ve iki yemek kaşığı suyumuzu içine döküyoruz. Şimdi bunu böyle blenderdan geçireceğim. Evet arkadaşlar, kahvem böyle koyu bir kıvam alana kadar böyle yapacağız. Biraz uğraştırıyor. Ama böyle krem gibi olmaya başladı bakın. Bunu aslında çırpıcıyla yapsanız, yani mikserin çırpıcısıyla daha kolay yaparsınız. Ama benim o bozulduğu için direkt bununla uğraşıyorum. Şimdi de ocağıma bu fincanlarımla 2 fincan cezveye süt koydum. Ben onu yaparken sütüm de ısınması lazım. Altını açıyorum ve ısınıyor. Sanki biraz Nutella kıvamına geldi değil mi? Aynen. Nutella gibi oldu aynen. Yani. Şimdi bunu içtiklerde fincanları döküyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bunları buraya boşalttım. İkişer yemek kaşığı koydum. Bunu da kaldı. Bunu dolaba koyup bir dahakine de kullanabilirim. Çünkü ben miktarını biraz arttırmıştım. Yani 4'er yemek kaşığı yaptım. 4 bardağı da su koydum. Çünkü mikserim dediğim gibi almadı. Çırpması zor oldu. Bunu da çırpmadan olmuyor. O yüzden biraz kaldı. Bunları da diğer kahvelerde kullanabilirsiniz. Dolabı ağzını kapatıp koyabilirsiniz. Şimdi kaynayan sütümüzü bunun içine boşalttım. Üstündeki köpüğünü bozmadan şöyle yandan nazik bir şekilde koyarsak. Tabii döküldüğü için biraz zorlanıyorum. Dökülmesi önemli değil, köpüğü bozulmasın. Şimdi bir çay kaşığı alıyorum. Şöyle köpüğünü yayalım güzelce. Yani şekil vermek isterdim ama o kadar gelişmedim daha. O yüzden bunu idare edin. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi latte'mi yaptım. Siz de denemek isterseniz Harun Bey bir yudum alıp görüşlerinizi alalım. Evet. Aferin. Evet, şimdi kahvelerimizin tadına bakma zamanı. Değil mi Artuncuğum? Bayağı güzel olmuş be. Ben bu kadarını beklemiyordum. Çalışkan gibi yapayım mı? Çok güzel. Çok güzel. Yapma, yemeyiz ya. Ne yiyeceğiz ayı? Gerçekten çok lezzetli olmuş. Evet arkadaşlar, denemenizi tavsiye ederim. Ben bu kadarını beklemiyordum ama gerçekten güzel olmuş. Evet, harika bir tadı var. Bundan sonra kahveleri böyle içeriz artık. Evet, bu kadar uğraşamam valla. Niye canım, Allah Allah. Koy suyun içine, karıştır, iç. Aynı şey mi canım? Evet arkadaşlar, bugünlük videonun sonuna geldim. Kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Dur, Artun'un eşi etmiş. Artun'a da içir. Ben bir yandan. Gel bak bakalım. Sen mi? Diyor, çok beğendi. Beğendin mi? Nasıl anne? Güzel mi? Anne.
kırma ama bak annen kızar. Evet kırma ben. O